Visual Studio 2022 açıyoruz. Create a new project komutuyla yeni bir proje başlatacağız. Örneğimiz konsol projesi olacak. Bu ilk örneğimiz zaten. Konsol app'i seçiyoruz. Şuraya konsol yazarak da aratabilirsiniz. Konsol app. Birden fazla konsol app var. Net framework'ü asla kullanmıyoruz. Biz konsol app'i kullanacağız. Yani nokta net'i kullanacağız. Next butonuna bastım. İsim olarak Kitaptaki ismin aynısını vereyim. Örnek bir olsun. Solution adı soruyor. Solution adı All Projects olsun. Konum olarak da projelerimin altında olacak. Buna ben kitap kelimesini ekledim. Bundan sonraki projelerim bunun altında oluşsunlar. Diğer projelerimle karışmasınlar. Next butonuna bastım. .net 7.0'ı seçiyorum. Create butonuna bastım. İlk örneğimizi yapalım. Bizi böyle bir ekran karşılayacak. Şurada program e tıkladım. Her şeyi siliyorum. Şimdi konsol konsol bir sınıf arkadaşlar. Nokta statik bir sınıf. Rightline metodu var bunun. Statik sınıf ve metot ne demek? Bunları ileride anlatacağım. Şu anda kelime olarak bu ifadeyi kullanmış olayım. Şöyle bir kod yazacağız. Şuradaki user domain name using satırında Statik sistem environment sınıfının altında. Şimdi using satırına statik sistem environment yazdığım için artık şurada environment nokta yazmama gerek yok. Bakın environment'ı zaten kendi bulmuş oluyor program. Çünkü burada ben statik olarak environment'ı tanıttım. Konsol da bakın. Konsol sınıfı da statik. Şöyle göstereyim size. Bakın statik konsol. Böyle statik sınıfları... Şuna basarak geri dönebilirsiniz kodunuza. Yukarıya statik yazarak kullanabiliyorsunuz. Using static system nokta diyorum. Artık şu konsol yazmama gerek kalmadı. Bir de bu işlemin tamamlanması için R ve L'ye bastım. Read line. Böylece write ekrana şu C sharp 11 e hoş geldin falan yazılacak. User domain name de ekrana basılacak. Biraz geç çalışıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi C şarp 11'e hoş geldin yazıyor. Şu Suzun Kopru Zota benim Zotak bilgisayarım C harfi sığmamış. O yüzden bu şekilde görünmekte. İlk projemizi yaptık. Yani şuna basarak çalıştırdık.